Değerli basın mensupları, belki haftanızın kutlu olması dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce gerek Ticaret Odası Başkanımızın, gerek vergi dairesi başkanımızın da ifade ettiği gibi belgenin fazileti tartışılacak bir konu değil. Bir ülkenin varlığını sürdürebilmesi için devlet olma vasfının ortaya çıkabilmesi için en temel konulardan birisi para basmak, vergi toplamak, gümrük işlerini yapmak diye çok klasik devlet kavramı içinde yer alan işler. Bunlar olmadıkça zaten devlet olmuyor. Devlet olmanın temel özelliklerinden birisi de bunlardır. O nedenle bu milli görev, devletin temel görevine katkıda bulunan değerli iş adamlarımızı kutluyorum, onlara teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Zaman zaman bu işleri devlet de yapmış, fakat yeteri derecede hem kendisi iyi yapamamış, devletin hantal yapısı, bürokratik yapısı içinde bu işler iyi yürümemiş, hem hızlı yürümemiş. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bu konuda artık özel sektörümüzün önünü aşmanın ne kadar gerekli ve yararlı olduğu, zorunlu olduğu artık izaha gerektirmeyecek şekilde açıklandı. 1871 senesinde Osmanlı'nın o zamanki tanzimatının önemli sadrazamlarından birisi olan Ali Paşa anılarını yazmış. Padişah'a bir arıza şeklinde sunmuş. Orada bir şeye dikkatimi çekmişti. Diyor ki, sultanım diyor, bu sizin fabrikalarınız devlet tarafından iyi işletilmiyor. O zaman kaç tane devlet fabrikası varsa demek ki onları bile iyi işletemiyoruz. Bunları derhal en kısa zamanda hususi teşebbüse devredin. 1871 senesinde. Tamı tamına 145 yıl önce. Türkiye'de bu konuları maalesef Ali Paşa'nın 1871'de gördüğünü aslında görüyordu, fakat uygulamakta zorluk çekiyordu. Son yıllarda da burada özellikle rahmetli Özal'ı özel sektörün bu işleri daha iyi yapacağı kanaatinde olansa rahmetli Özal'ı ve daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki katkılarını ön açıcı düzenlemelerini unutmamamız gerekiyor. Ve sonuç ortada, dünyanın her tarafında, dünyanın birçok ülkesinde milyarlarca dolar, şu krizlere rağmen milyarlarca dolar yatırımlar yapabilmişlerdir. İşte son krize kadar Rusya'da birçok önemli altyapı yatırımları yapmışlardır. Başka ülkelerde, Afrika'da nereye gidiyorsanız, orada mutlaka bir Türk iş adamına rastlıyoruz. Bu kadar girişken, becerikli, kapasiteli, eğitimli iş adamlarımız ve onların tabii yönetim kademeleri, personeli, işçisi bu kadar iyi yetişmiş, iyi iş yapıyor. Ve bunun karşılığında da vergilerini zamanında ve usulüne göre ödüyorlar. Zaman zaman tartışma oluyor işte. Şu daha çok veriyor dedi. Biz memurlar hep böyle, biz çok vergi veriyoruz. İş adamları vergi vermiyor. Bizim zaten maaşı devlet veriyor. Vergisini de ona göre kesiyor. İşte bizim vergilerimizi biz kesiyor. İş adamından devlet almıyor gibi. Böyle şehir efsanesi vardır. Bunlar tabii gerçeğe yansıtan şeyler değil. Türkiye'de iş adamlarımız gerçekten bu ülkenin en önemli belki bilmiyorlar, unsurlardır. Onların verdiği vergilerle her şey ayakta oluyor. Biraz önceki slaytta izlediğimiz gibi her türlü yatırım vergilerle oluyor. Bunları sizler vermezseniz, yatırımcılarımız vermezse yeni yatırımları nasıl yapacağız? Ben bu nedenle şükranlarımı tekrar sunuyorum. İş adamlarımız bizim baş tacımızdır. Vergi veren herkes bu ülkenin başta hepimizin bunlara gerekli kolaylığı, bürokratik engelleri aşarak onlara her türlü kolaylığı göstermemiz gerekir. Ama